Herkese selam, ben Nihal. Bugün yılın ilk güneş koruyucu videosuyla karşınızdayım. Sürprizlerle dolu bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bu video sponsorlu bir video değildir. Ürün yerleştirme de yoktur. Tamamen kendi deneyimlerimi ve araştırmalarımı anlatıyorum. Ben doktor değilim, dermatolog değilim, kimyager değilim, bu konunun uzmanı değilim. Dijital içerik üreticiyim. Çok sayıda ürün deniyorum ve kendimdeki etkilerini sizlere anlatmaya çalışıyorum. Önümde 9 farklı güneş koruyucu var. Ağırlıklı olarak Kore ürünleri var. Birkaç tane Avrupa ve yerli marka ürünleri de var içinde. Yeni güneş koruyucuları piyasaya çıkarma tarihi Nisan ayı olarak görünüyor. Dolayısıyla yeni çıkan ürünler, çıkacak ürünler henüz çıkmadığı için onlar bu videoda yok. İkinci bölümünde de artık yeni çıkacak Avrupa ve Türk markaların ürünlerini size anlatacağım. Çünkü sorduğumda lansman tarihleri Nisan ayının ortası sonu gibi planlanmış. Dolayısıyla ürünler o zaman satışa çıkacak. Ben de sizlere büyük olasılıkla Mayıs ayının başında ortalarında yeni bir güneş koruyucu videosu daha hazırlayacağım. Kanalda tam 6 tane güneş koruyucu videosu var. 50'ye yakın ürün anlattım. Burada görmediğiniz ürünler orada vardır. Videonun üstüne de linkleri bırakıyorum. Alttaki açıklama kutucuğuna da linkleri bırakıyorum. Oradan diğer ürünleri, şu an hali hazırda piyasada olan ürünleri, iyi yorumlar mı, kötü yorumlar mı, ne arıyorsanız hepsini bulabileceksiniz. Güneş koruyucu nasıl uygulanır, makyajın üzerine nasıl tazelenir, bu konuda kanalımda bir sürü video var. Onların da linklerini size bırakacağım. Oradan detayları görebilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmadan ilk güneş koruyucuyla hemen başlamak istiyorum. Son günlerde benim de çok severek kullandığım bir güneş koruyucu. Marka çok yeni geldi. Birkaç aydır Türkiye'de. Yani 4 ay olmamıştır. Evet, 2-3 aydır Türkiye'de olan bir markadan bahsediyorum. Grace Day markası. Bu markanın kremini çıktığı günden beridir kullanıyorum. Çok da merakla kullanıyorum. Bana iyi geldi. Çünkü kurulukla mücadele ediyorum uzun süredir, biliyorsunuz. Özellikle kuru, çok kuru cildiniz varsa size iyi gelecek ürünlerden bir tanesi. Grace Day markasının Hyaluronic Cooling Gel güneş koruyucu kremi. Hibrit güneş kremi, yeni nesil filtreler içeriyor ve kullanımı çok çok kolay. Şöyle pompalı bir başlığı var. Açtığınızda göreceksiniz. Yapısını ben çok beğendim. Makyajın altına rahat rahat kullanabiliyorsunuz ki ben güneş koruyucu uyguladıktan sonra mutlaka makyaj yaparım ve hiçbir şekilde makyajımın topaklanmasını istemem. Güneş koruyucunun da topaklanmasını istemem. Bu topaklanan bir ürün değil. Uyguladığınız andan itibaren cildinizde bütünleşiyor, hemen emiliyor. Gördüğünüz gibi beyaz bir his bırakmıyor. Yumuşacık, parlak, canlı, sağlıklı bir ışıltı veriyor cilde. Eğer makyaj yapmıyorsanız, cildim daha aydınlık görünsün de istiyorsanız kullanabilirsiniz. Beni hiçbir şekilde irite etmedi, alerji yapmadı bende ve sivilce oluşturmadı. En önemli özelliklerden bir tanesi benim için buydu. Çünkü güneş koruyucuların içindeki bazı bileşenler bende sivilce yapabiliyor, iritasyon, alerji yapabiliyor. Bunun içeriğini çok çok beğendim. Ürünün çok hafif bir kokusu var. Çok hafif kokusu. Uyguladıktan sonra hemen uçuyor. Beni rahatsız eden kokulardan değil. Şu an burnumu iyice dayıyorum. Kokuyu öyle hissediyorum. Yani artık neredeyse almamaya başladım bile. O kadar hafif bir kokusu var. Ama yine de koku hassasiyeti olanlar için bunu söylemek zorundayım. Beni rahatsız eden bir koku değil. Siz yine de tabii ki hepimiz aynı olmadığımız için belki sizde iritasyon yapacaktır. Almadan önce mutlaka bu durumu da göz önünde bulundurun. Kuru, kuru karma cilde sahipseniz, çok kuru cilde sahipseniz, birazcık nem verme özelliği de olsun istiyorsanız, aydınlık, doğal, elimde görmüş olduğunuz gibi parlak, canlı bir bitiş istiyorsanız eğer bu kreme bakabilirsiniz. Benim tekrar tekrar alacağım güneş koruyucular arasında, çok severek kullandım. Hemen size ürünün hem kutusunu hem de ambalajını göstermek istiyorum. Çünkü bazen ararken kutusuyla koyabiliyorlar ürünün görselini. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Aldığınız ürün böyle bir kutuda geliyor size. İçerik bilgisi, son kullanma tarihi, her şey yazıyor kutunun üstünde. Genelde bazen ambalajda değil kutuda yazar bu bilgiler. O yüzden ben kutuları atmıyorum. Aradığım bilgilere buradan ulaşabiliyorum. Ürünün ambalajı da böyle. Pompalı bir başlığı var. Rahat bir şekilde ürünü alıp cildinize uygulayabiliyorsunuz. İki parmak kuralına göre uygulamaya çok çok uygun. Tekrar tekrar uygulamaya, tazelemeye de uygun bir ürün. Şimdi bu tarz krem yapıdaki ürünleri nasıl tazeleyeceksiniz? Zaten videosunu çekmiştim ama kısaca söylemek istiyorum. Makyaj süngerlerinin silikon gibi olanları var ya, biraz sert olanları. Makyaj yaparken aslında çok işimize yaramaz, hoşumuza gitmez ama güneş koruyucu tazelemek için çok çok işimize yarar. Kuru, birazcık silikonumsu bir makyaj süngerine ihtiyacımız var. Süngerin üstüne yeterli miktarda güneş koruyucumuzu alıyoruz. Yüzümüzdeki makyajın üzerinden ya da makyaj yoksa da gün içinde tampon hareketlerle böyle de uygulayabilirsiniz. Makyaj varken de uygulayabilirsiniz. Üzerinden incecik bir de pudra geçtiğinizde makyajınıza çok zarar vermeden ürünü tazelemiş olursunuz. Güzel gösteriyor
gerektiriyor. Yani bunu ben uygulamasında size göstermiştim. Düzgün bir şekilde yüzünüze tampon hareketlerle uyguladığınızda, üzerinden ince bir transparan pudra da geçtiğinizde aynı zamanda makyajınızı da tazelemiş ve daha canlı parlak göstermiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci ürünümüze. Eminim son günlerde sizlerin de dikkatini çekmeye başlamıştır. Bir sürü değerli içerik üretici arkadaşım da anlatıyor videolarında. Dalba markasının UV Essence Waterfall güneş koruyucusu. Bu da çok önemli. Benim çok beğendiğim güneş koruyucular arasında oldu. Ambalajı gayet şık. Bizim alışa geldiğimiz güneş koruyucuların ambalajı gibi görüyorsunuz. Kimyasal filtreli bir güneş koruyucu. Yeni nesil filtreler içeriyor. Yapısını ben çok beğendim. Beyaz bir his bırakmıyor. Şimdi göreceksiniz. İncecik bir yapısı var. Ürünü iki parmak kuralına göre cildinize uyguladığınızda öyle hayalet kespıra dönmüyorsunuz. Bakın, sanki nemlendirici sürüyormuşsunuz gibi yine cildinize güzel doğal bir parlaklık veriyor ve ürün anında emiliyor. Kesinlikle yapış yapış da değil. Bunu da size göstermek isterim. Makyajın altına uygulamak için en güzel güneş koruyuculardan bir tanesi. Topaklanmıyor bir kere. Ürününüzü de topaklandırmıyor. Üzerine makyaj yaptığınızda şuralardan soyulmaya da başlamıyor. Gördüğünüz gibi yok gibi duruyor. Hafif bir alkol kokusu var. Spor yaparken kullanılabilecek bir ürün değil. Çünkü terlediğinizde gözlerinizi yakabiliyor. Bunu da söyleyeceğim. Mesela Grace Day'i ben spora giderken çok uyguladım. Hiçbir problem yaşamadım. Ama Dalba'yı uyguladığımda terlediğim zaman gözüme geldiğinde felaket derecede. Gözümü açamadım, o kadar yaktı. Bunu da söylemem gerekiyor. Bazı güneş koruyucular maalesef %90'ı gözleri yakabiliyor. Bu da gözleri yakıyor. Olumsuz özelliklerinden bir tanesi. Bu alkol kokusunu da bir süre hissediyorsunuz, sonra kayboluyor. Eğer ki bu tarz bir hassasiyetiniz varsa seçerken dikkat etmenizde yarar var. Ama bence şahane bir güneş koruyucu. Tekrar tekrar şans verilebilir. Sadece spor yaparken uygulamamanız gerekiyor. Bana göre yağlı cildin kullanabileceği bir ürün değil. Yine kuru kuru karma cilt çok sevecektir bunu. Normal cilt çok sevecektir ama yağlı cildi çok mutlu edecek bir ürün değil. İçeriği çok zengin. İçeriğine bayıldım. Vegan bir ürün. Sivilce yapmadı. İritasyon yaratmadı. Hemen ürünün kutusunu da göstereceğim. Görebilirsiniz. Bazı nemlendiricileri bazıları sürdüğünüzde cildinize şöyle bir güzel saten görüntü verir ya, sanki güzel bir makyaj bazı uygulamışsınız gibi o görüntüyü veriyor. Eğer üzerine makyaj yapmayacaksanız teninizi de güzelleştiriyor. Makyaj yapacaksanız ekstra bir makyaj bazı kullanmanıza da gerek kalmıyor. Kadifemsi güzel bir duruş sağlıyor. Bugün benim yüzümde yok. Bir sonraki güneş koruyucu benim yüzümde var bugün ama sevdiğim güneş koruyuculardan bir tanesi oldu. Düzenli kullanırım. Zaten benim bu ara cildimin çok fazla kuruluk problemi var. Dolayısıyla kullanacağım ürünler arasında sadece spor yaparken başka ürünleri tercih ederim. Sırada yine kimyasal filtreli son günlerde çok beğendiğim bir güneş koruyucuyu göstereceğim size. Barulap markasını ilk kez 2 sene önce bariyer onarıcı Barusel kremiyle sizlere göstermiştim. Bir de ginseng serumumu kullanırken Barulap markasının peptitini kullanmıştım. O ara videolarımda yer vermiştim markanın ürünlerine. Ve bir de güneş koruyucusunu aldığım bir süredir test ediyorum. Hatta bugün yüzümde makyajımın altında da bu güneş koruyucu var. Hemen ürünün ambalajını göstereceğim size. Green Tea Hydro Calming Sun Cream. Kimyasal filtreli, yeni nesil filtreler var içinde. Ve içerik olarak en zengin, şu ara en sevdiğim içeriklere sahip bir güneş koruyucu. Antioksidan içerikleri çok kuvvetli olduğu gibi sakinleştirici özelliği de var. Ben bu ara leke tedavisine başladım. Kullandığım güneş koruyucuya, nemlendiriciye, serumlara çok dikkat etmem gerekiyor. Mutlaka sakinleştirici, yatıştırıcı içeriği olan ürünler kullanmam gerekiyor. Kabarıyor ya da irite ediyor cildimi. Bu da kesinlikle bana çok iyi gelen, özellikle yüzünüze lazer epilasyon yaptırıyorsanız ya da leke tedavisine başladıysanız, dermapen gibi işlemler yaptırıyorsanız, benim gibi Q-switch lazer ve mezoterapiler yaptırıyorsanız, onlardan sonra kullanmak için en uygun güneş koruyuculardan bir tanesi. Sivilce yapmadı, hassasiyet yaratmadı. Aksine cildimi yatıştırdı ve sakinleştirdi. O yüzden benim kesinlikle tekrar alacağım, fiyatına göre performansında çok başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi. Fiyatı birazcık pahalı ama verdiğim her kuruşa değeceğini düşünüyorum
açıkçası. Leke tedavisi sürecini alev alev yakan güneş koruyucularla atlatmak istemem açıkçası. Tedavi sürecim hala devam ediyor. Her işlem sonrası da yanımda bu oluyor uygularken ve cildimi anında sakinleştiriyor. Koruyuculuğu muazzam zaten. Benim de sevdiğim güneş koruyucular, çok sevdiğim güneş koruyucular genelde yağlı cilde uygun olanlar oluyor. Kendime biraz kızıyorum. Bunun yapısı biraz farklı diğerlerine göre, görüyorsunuz. Bir süre uyguluyorsunuz. Yine beyaz bir his bırakmıyor. Ancak diğerlerine nazaran 5 saniye daha geç sabitleniyor cildinize. Yağlı cildin, karma cildin çok severek kullanacağı bir güneş koruyucu. Benim gibi kuru ciltliyseniz altına mutlaka iyi bir nemlendirici uygulamanız gerekiyor. Yoksa çatlak çatlak kuru kuru olursunuz. Ben cildimi çok iyi nemlendiriyorum. Zaten nem problemim olduğu için bu ara rutinimdeki ürünlerin hepsi nem vermeye yönelik, bariyer onarmaya yönelik. Aynı zamanda bu güneş koruyucunun da cilt bariyerini onarmaya yönelik güzel içerikleri var içinde ve ben kesinlikle etkisini gördüğümü düşünüyorum. Yağlı cilt sever, cildinizi deli gibi parlatan bir ürün değil. Tam tersi sakinleştiren, yağ dengeleyen ve cildinizi güzelleştiren bir güneş koruyucu. Çok pahalı bir ürün ama deseniz ki Nihal macera arama. 9 tane ürün anlatıyorsun ama sadece bir tanesiyle ömrünün geri kalanını geçireceksin deseler bunu seçerdim. Çünkü gözlerimi yakmıyor, cildimi irite etmiyor. Güzel de bir nemlendirici varsa ben de rahat rahat kullanabilirim bunu. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Tazelemeye de uygun ürünlerden bir tanesi. Elimde bir tane stick güneş koruyucu var. Geçtiğimiz yazı tamamen bu güneş koruyucuyla geçirmiştim. Bir Shiseido kullandım, bir bu, bir Moremo kullandım. Onları önceki videoda size anlatmıştım. Ellen Cilia videoları çektikten sonra elime ulaşmıştı. O yüzden bunu videolarımda favoriler dışında size gösterememiştim. Kuru cildin çok seveceği ve makyaj üzerine uygulanabilecek en güzel stick güneş koruyuculardan bir tanesi. Hibrit bir güneş koruyucu. Yani hem kimyasal hem fiziksel filtreler içeriyor. Yeni nesil filtreler içeriyor. Ve makyajın üzerinden rahat rahat uygulayabileceğiniz bir güneş koruyucu. Uyguladıktan sonra şu üst yüzeyini temizlemeyi unutmayın tabii ki. Bunu da hemen size yakından göstereceğim. Bunun kutusunu atmışım çünkü geçen yazdan beridir bendeydi. Minicik, çantada taşımaya çok uygun, kuru cildin dostu, cildinize nem veren, güzel bir parlaklık veren uygulaması oldukça pratik bir stick güneş koruyucu. Ben de sivilce yapmadım. İçerinde mineral yağ, parfüm de olmadığı için irite de etmedi cildimi. Gayet güzel anlaştığım, çantamda taşıdığım ve gün içinde eğer ki güneş koruyucumu bu tarz bir stick ürünle tazelemek istersem ki genelde ben stick ürünlerle tazeliyorum güneş koruyucumu, yanında taşıdığım ürünler arasında. Ellen Cilia Green Energy Sun Cream diye geçiyor. Arattığınızda göreceksiniz. Videonun altındaki açıklama kutucuğunda hangi satıcıdan alırsanız kesinlikle orijinal ürün alırsınız. Ürünün tam adı nedir? Tüm detaylarıyla sizin için yazdım. Ve bir yerli markayla devam ediyoruz. Benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi The Purest Solutions markasının güneş koruyucusu. Bu da çıkalı epey zaman oldu. Ancak ben güneş koruyucu videolarımı çektiğim için açıkta kaldı. Ancak bu seneye kısmetmiş. Şimdi bunu da sizin için yorumlamak istiyorum. Hibrit güneş koruyucu, yeni nesil filtreler var. Yoğun bir yapısı var. Hemen yapısını göstereceğim size. Aslında bu güneş koruyucu çıkarken ambalajı bu arada Arvega'nın ambalajına çok benziyor. O yeşildi, bu beyaz. Ama tasarım olarak onun ambalajına çok çok benziyor. Hatta biz firma yetkilileriyle konuştuğumuzda Arvega markasının güneş koruyucusunun çok benzerini yaptıklarını söylemişlerdi ama bence çok benzeri değil. Diğerlerine nazaran görüyorsunuz bayağı krem yapıda, yoğun bir yapıda. Uyguladığınızda biraz beyaz his bırakıyor. Kremi yaymanız gerekiyor. Biraz uğraşıyorsunuz. Yapış yapış his bırakmıyor ama diğerleri gibi kolay emilen bir ürün değil. O yüzden bir süre beklemeniz gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi yoğun nem veriyor ve parlak bir his veriyor. Bu krem kışın kullanmaya çok uygun. Çok kuruyan cilde uygulamak için çok çok uygun. Dolayısıyla The Purest Solutions markasının güneş koruyucusunu yağlı cilt bence sevmeyebilir. Arvegan mesela tam olarak yağlı cilt ürünüydü. Bu da bence tam olarak kuru cilt ürünü. Kuru cildin çok seveceği, nem veren, gördüğünüz gibi parlak canlı bitiş sağlayan ve nemli bitişi olan bir güneş koruyucu. Sırada benim çok sevdiğim, geçen sene de güneş koruyucu videomda tam 4 farklı ürününü anlattım. Marka
markalardan bir tanesi olan SVR var. SVR'nin ürünleri yenilendi. Şu logoyu göreceksiniz ürünlerin çoğunda, o yeni olduğu anlamına geliyor. Bu ne demek oluyor? Deniz canlıları için zararlı bileşenler içermiyor. Yani SVR güneş koruyucular deniz canlılarına zarar vermiyor demek. Hemen ambalajını ve kutusunu göstereceğim yine size. Yenilenen ürünlerin ambalajın hepsinde bunu göreceksiniz. Bu ibare yoksa eski ürünü aldınız demektir. Onu da size göstermek istiyorum. Bu da benim yakın zamanda alıp, bu yenilenen versiyonu yakın zamanda alıp çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Çok akışkan bir yapısı var. Losyon kıvamında. Diğerleri birazcık krem ya da jel yapıdaydı. Bakın bu çok akışkan yapıda. Yazın kullanıma da çok çok uygun. Ve anında saten, kadifemsi bir bitiş elde ediyorsunuz. Dolayısıyla bu güneş koruyucuyu kullandığınızda üzerine makyaj yapacaksanız ekstra yüzünüzü blurlayan bir baz kullanmanıza gerek kalmıyor. SVR ürünlerinin genelde böyle özelliği var zaten. Instagram'ın Paris filtresini atmışsınız gibi yüzünüzü blurluyor, daha düz gösteriyor. Gözenek görünümünü ortadan kaldırıyor. Yalnız üründe parfüm var. Yani bir koku var. Hatta bu koku Estée Lauder'ın Bronze Goddess parfümü, vücut losyonu var ya, onu anımsattı. İnanılmaz benziyor. Tam bir yaz kokusu. Kesinlikle rahatsız eden bir koku değil. Yani beni rahatsız etmedi. Araştırdığımda da bu parfümün zaten hipoalerjenik bir parfüm olduğunu öğrendim. Yani alerjiyi tetikleyen bir koku değil. Ama yine de bu tarz kokular hoşunuza gitmiyorsa, ürünü denemek istiyorsanız göz ardı etmeyin. Fotostabil organik filtre içeriyor. Yani yeni nesil filtreler var. Hassas cildin kullanımına çok çok uygun. Bende sivilce, iritasyon yaratmadı. Fakat söylediğim gibi tatlı bir kokusu var. Bu koku sizi rahatsız ediyorsa sizde alerji yapabilir. O yüzden denemenizde yarar var. Eczane markasıdır SVR. Bazı online sitelerde de satılır. Güvenilir online sitelerde de. Onlardan bir tanesinin linkini seçip ben size aşağı bırakacağım. Tam adını, hangi siteden alabileceğinizi oradan detaylarıyla görebilirsiniz. Dokusu güzel bunun. Bence karma ve yağlı ciltliler kullanabilir ama mutlaka T bölgenizden bir transparan pudrayla geçmeniz gerekebilir. Diğerlerine nazaran gördüğünüz gibi daha kuru bir bitişi var. Dolayısıyla yağlı ciltliler kullanabilirler bunu. Benim görüşüm, gün içinde şu bölgenin mutlaka pudrayla sabitlenmesi gerekti. Sabah süreyim, 8 saat yüzümde kalsın, tazelemeye gerek yok, nasıl olsa yeni nesil filtreler içeriyor gibi bir rahatlığa kapılırsanız hapı yutarsınız. Suya, tere çok dayanıklı fakat 2 saatte bir düzenli olarak tazeleme gerektiren güneş koruyuculardan bir tanesi. Ve şimdi gelelim benim için de çok yeni markalardan bir tanesi. Türkiye'ye de çok yakın zamanda geldi. 4 ay önce almıştım ben bu ürünü. Yadah diye bir marka. Umarım yanlış telaffuz etmiyorumdur ama hiç kimse içerik çekmemiş markayla ilgili. İlk bari bende olsun dedim. Yanlış da telaffuz ediyorsam sonraki videolarda düzeltirim. Çok eğlenceli, şirin, yeşil bir ambalajı var. Görüyorsunuz hem kutusunu hem de ambalajını. Kimyasal filtreli bir güneş koruyucu. Bunu yağlı cilt çok çok sever. Çok çok sever. Çünkü jel yapıda, göreceksiniz. Diğerlerine nazaran birazcık daha jelimsi yapıda. Dolayısıyla yağlı cildi rahatsız eden bir ürün değil. Cildinizi yatıştırmaya, rahatlatmaya, az önce söylediğim gibi yine lazer epilasyon gibi uygulamalar, leke tedavisi gibi sert, agresif uygulamalar yaptırıyorsanız ondan sonra kullandığınızda cildinizi sakinleştirmeye, yatıştırmaya yönelik içerikleri bulunan, dolu dolu içeriğe sahip ürünlerden bir tanesi. Beni en çok rahatsız eden özelliği, yoğun bitkisel bir kokusu var. Bir süre hissediyorsunuz. Bir 5-6 dakika o kokuyu hissediyorsunuz. Benim çok hoşuma giden bir koku değil ama kremin içeriği o kadar dolu dolu ki, sorununuz da nemsizlikse, cildiniz yağlı olsun, kuru olsun, karma olsun, nemsizlik probleminiz varsa gideren güneş koruyuculardan birisi. Hiçbir şekilde sivilce yapmadı kullandığım dönem boyunca ya da üzerine makyaj yaptığımda, başka bir ürün uyguladığımda topaklanma yapmadı. Tekrar tekrar kullanmak, tazelemek için uygun ürünlerden bir tanesi bu. Ve gelelim bir dermokozmetik markasına. Avène'in renkli güneş koruyucusu, mineral güneş koruyucusu. Bunu ben Shiseido'ya çok benzettim. Sadece Shiseido birazcık daha mat bitişli. Bu da biraz daha parlak bitişli. Biliyorsunuz Avène ürünlerini eczanelerden rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Dermokozmetik markalar arasında çok beğendiğim, çok
sevdiğim markalardan bir tanesi Aven. Geçmişte çektiğim videolarda başka başka güneş koruyucuları da vardı. Kokusuz bir ürün, hassas ciltliler çok rahat bir şekilde kullanabilirler. Şöyle bir rengi var. Bakın bu bir renkli güneş koruyucu. Kesinlikle kapatıcılığı yok ama muazzam renk eşitliği sağlıyor. Ben bunu ne zaman uygulasam cildin çok sağlıklı, çok güzel görünüyor denildi bana. Yani cildinize olduğundan daha da sağlıklı, daha da canlı, daha da güzel gösteriyor. Ve bir ürün uygulamışsınız gibi durmuyor. Bakın şimdi elime. Yalnız çok açık renkliyseniz bunu kullanamazsınız. Normalde benim elim de yüzüme göre daha koyudur. Bende bile birazcık koyu duruyor ama yaz aylarında kullanabiliyorum rahat rahat. Buğday tenliyseniz, biraz koyu tenliyseniz, esmerseniz çok rahat kullanabileceğiniz ürünler arasında muazzam derecede renk eşitliği ve harika bir bitiş sağlıyor. Teninizi şahane gösteriyor. Spor yaparken kullanabileceğiniz bir ürün değil. Üst üste tazeleme yapmak için kullanabileceğiniz bir ürün kesinlikle değil. Çünkü üst üste kullandığınızda kek görüntüsüne neden olabilir. Sadece renk seçeneği yok. Bu renkte her ten rengine olabilecek bir renk değil. Yine çok yeni başka bir ürün göstereceğim. Bu göstereceğim ürün kesinlikle makyaj üzerine kullanabileceğiniz bir ürün. Yani tazeleme yapmak amacıyla güneş koruyucunuzu makyajın üzerinden tazeleme yapmak için kullanabileceğiniz mineral pudra bir ürün. Max Clinic markasının, hemen yakından göstereceğim size. Farklı tarzda bir ürün bu da. Çok beğendim. Çok beğendim. Hatta bu ürünü araştırırken Korelilerin çektiği videolara baktım. Yağlanan saç derisine bile uygulama yapıyorlar. Özellikle yağlı ciltliyseniz bu ürüne bayılırsınız. Böyle pofudukta bir süngeri var ürünün. Altta pudra kısmı var. Kesinlikle koyu değil, açık değil. Yüzünüzle anında bütünleşiyor. Ve bu ürünün içinde de hem kimyasal hem de fiziksel filtreler var. Mineral de bir ürün. Hatta yüzümü şu tarafında size göstereceğim. Böyle pof 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 geçerek tazeliyorsunuz. Hatta parlamaya eğilimi varsa cildinizin anında parlamasını da alıyor. Şu anda birazcık ışığım değişti benim. Ama şuradan göstereceğim size. Parlamaya eğiliminiz varsa da bakın, tozutturayım birazcık. Böyle de bir ürün. Anında yarım mat görüntüye ulaştırıyor. Makyajın üzerinden güneş koruyucunuzu da tazelemiş oluyorsunuz böylelikle. Pudra formda, yağlanmayı önlüyor. Tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz çünkü kek görüntüsü yapmıyor ve makyajınızı hiçbir şekilde bozmuyor. Max Clinic markasının çeşitli ürünlerini deniyordum. Bir de bunu alayım, deneyeyim dedim. Normalde internette sadece böyle satılıyor. Ama bir de bunun ayrıca satılan sünger başlığı var. Onun yedeğini alabiliyorsunuz. Çünkü uzun süre onu kullanması çok hijyenik olmaz. Şurada da bir aynası var. Ben bunu mağazasından almıştım. Ürünün kendisini de online'dan almıştım. Bugün benim sizlere anlatacağım 9 farklı güneş koruyucu bunlardı. Videonun başında da size söylemiştim. Markaların aslında güneş koruyuculara dair lansman dönemi Nisan ayı ortası ve sonlarına doğru olacak. Watson's özel markalar, dermokozmetik markalar, Avrupa markaları. Bunların hepsinin yeni yeni ürünleri Nisan ayı itibariyle çıkacak ve ben de Mayıs'ta, Haziran'da yeni videolarla karşınızda olacağım. Bunlar daha önceki videolarda anlatmadığım ürünlerdi. Şimdi telefonumu elime alıyorum. Geçen haftaki videoda çok değerli içerik üretici arkadaşlarımın favori maskaralarını sormuştum, hatırlıyorsunuz. Konumuz güneş koruyucu olduğu için bugün de çok değerli, çok beğendiğim, içeriklerini çok severek takip ettiğim dijital içerik üretici arkadaşlarımın, çoğunluğu YouTuber olan arkadaşlarımın favorilerini sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle benim en sevdiğim, senelerdir severek takip ettiğim ve yakın arkadaşlarımdan birisi de olan Şule Karaok'un seçimini size göstereceğim. Bir dönem YouTube'da çok aktifti, ara verdi. Şimdi Instagram üzerinden içeriklerini aktif bir şekilde sizlerle buluşturuyor. Kalbinin güzelliği tenine, yüzüne, gözlerine yansımış arkadaşlarımdan bir tanesi. O kadar güzel kalplidir. Bunu da buradan söylemek istedim. Giselle Deniz Protector Facial Ultra Light Sunscreen SPF 50 Şule'nin favorisi. Evet, bunu tekrar buraya da cevap olarak yazdığında hemen ben de sipariş ettim. Sonraki videoda size bunu da anlatmak istiyorum. Buradan da Şule'ye çok sevgilerimi iletiyorum. Yanıt verip videoma katkı sağladığı için. Ve Çisem'in favorilerine geldik. Çisem de benim çok beğendiğim, çok saygı duyduğum, rehber niteliğinde içerikleri olan genç arkadaşlarımdan bir tanesi. Harika bir kanalı var. Resmen bilgi küpü bir kanalı var. Eminim hepiniz takip ediyorsunuzdur onu. Çisem de bana tam böyle kanalı gibi dolu dolu farklı filtrelerde favorilerini sıralamış. Access Y Mineral, Barulap'ın Green Tea'si kimyasal, Isn't Tree'nin Watery Sun Jelly de kimyasal filtreli güneş koruyucular demiş. Bunlar benim en favorilerim demiş, en sevdiklerim. Access Y benim de yeni sipariş ettiğim ürünler arasında. Şimdi bir arkadaşım daha onu favorisi olarak göstermiş. Paylaşacağım sizinle. Barulap'ta az önce benim anlattığım güneş koruyuculardan bir tanesi. Hatta tek bir tane
tane seçme şansım olsa onu seçerim demiştim. Çisem de aynı fikirde. O çok sevdiği ürünler arasındaymış. Ve gelelim Ayşe Çakar. Ayşe de benim çok sevdiğim bıcır bıcır arkadaşlarımdan bir tanesidir. Uzun süredir YouTube'da değerli içerikler üretir. Çok keyifle takip ederim Ayşe'yi. Ayşe de kesinlikle Cosrx Aloe Soothing Sun Cream ve Round Lab'in güneş koruyucusu demiş. Ve Selma'ya geçelim. Selma bir dönem YouTube'da çok aktifti. YouTube'da zaten kendisini tanımıştık. Ara verdi. Şimdi tekrar çok değerli içerikler üretmeye başladı. Selma da dermal kozmetik markalarını seçmiş. En sevdikleri onlarmış. La Roche-Posay'nin Age Correct ve Vichy'nin Capital Soleil benim en sevdiğim güneş koruyucular demiş. Ve gelelim Ceyda'ya. Ceyda'nın kanalını da eminim çoğunuz takip ediyorsunuzdur. Nokta atışı tespitleri olan dolu dolu çok çalışılmış bir kanalı var kesinlikle. O da Access Y Complete No Stress fiziksel güneş koruyucu en sevdiğim yazmış. İki değerli arkadaşımın favorisi bu güneş koruyucu olunca ben de anında sipariş ettim ve bir sonraki videoda ben de kendi yorumumu sizlerle paylaşacağım. Hepimiz farklı yaş grubundayız. Farklı cilt tipine, hassasiyetlere sahibiz. Üç farklı yorum sizin için çok yararlı olacaktır diye düşünüyorum ve ben de aynı ürünü alıp size kendi kişisel deneyimlerimi aktaracağım. Bir arkadaşım daha var. Emre benim çok beğendiğim, çok çalışkan, eğlenceli içerikler üreten, Instagram'dan içerikler üretiyor. Genç arkadaşlarımdan bir tanesi. Onu da çok destekliyorum. Emre'nin de iki tane favorisi varmış. Bir tanesi La Roche-Posay'nin Antelius kremi. Diğeri de Misha'nın Aqua Sanceli. Emre de bunları seçmiş. Arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum videolarıma katkı sağladıkları için. Ara ara böyle dijital içerik üretici arkadaşlarımın görüşlerini alacağım ve sizlerle videolarımda buluşturacağım. Burada onları da göreceksiniz. Tüm arkadaşlarımın çok çok değerli içerikleri var. Onları takip etmenizi ben de canlı gönülden isterim. Hepsi desteklediğim çok genç arkadaşlarım. Çok da güzel içerikleri var. Bunu da buradan söylemek istedim. Biliyorsunuz ben her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz yeni içeriklerim olduğunda oradan da görmüş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.